Loli 6 yaşındaki bir koyunun, erişkin bir koyunun meme epitelinden üretilmiş bir hayvandı. Profesör Doktor Sezen Arat, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde genetik ve biyoteknoloji topluluğunca düzenlenen toplantıda dünyada birçok ülkede klonlama teknolojisiyle ilgili önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Klonlanan koyun Dolly'nin bu işin simgelerinden olduğunu ifade eden Arat, Türkiye'de de Marmara bölgesinde yaşayan boz ırk sığırının başarıyla klonlandığını belirtti. Arat, klonlama teknolojisiyle ilgili Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dolly, 6 yaşındaki bir koyunun, erişkin bir koyunun meme epitelinden üretilmiş bir hayvandı ve bir canlının birebir kopyasıydı. Gördüğünüz gibi Dolly'nin resmi. Bu bize neyi gösteriyor? Bizim bir hücremizin, tek bir hücremizin, vücudumuzda milyonlarca, trilyonlarca hücre var. O kadar her bir hücrenin bizi yapma kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor. Yani bizi böyle atomlarımıza parçalayacak kadar böyle hücrelere parçalansa her bir hücremiz bizi üretebilecek durumda. Yumurtanın içerisine transfer edildiği zaman geriye programlanıyor ve bir anda bizden 100 tane olduğunu düşünün. Milyon tane olabilirsiniz yani bir anda. Çünkü her bir hücreniz sizi tekrar aynınızı ortaya çıkartacak bir potansiyele sahip. Evet, buradan yola çıkarak bakarsak ne görüyoruz? Klonlama teknolojisinde iki temel materyal var. Bir tanesi yumurta. Dişiden elde ettiğimiz yumurta. Diğeri ise klonlamak istediğimiz canlının hücresi. Ama tabii yumurtanın ve hücrenin aynı türe ait olması gerekiyor. Yani yumurtanın koyundan, hücrenin sığırdan olmaması lazım. İkisi de aynı türe ait olacak. Klonlamanın günümüzde çeşitli alanlarda kullanılabileceğini dile getiren Arat, bazı hastalıklara direnç kazanmış hayvanların sayısını artırabiliriz veya daha önce üretilmiş hayvanlar vardır. Onları çoğaltabiliriz. Bu teknolojiyi kullanarak transgenetik hayvanlar yapabiliriz. Bu hayvanların sütünde insanların tedavisinde kullanılan proteinler vardır veya hastalıkların çalışılmasında model hayvanlar oluşturulabilir. Ayrıca insanlara organ kaynağı olması için transgenetik hayvanlar yapabiliriz. Nesli tükenmekte olan hayvanların sayısını da artırabiliriz şeklinde konuştu. Toplantıya akademisyenler ve üniversite öğrencileri katıldı.